Hiç kimse açıklama yapmamışken birçok insan şaşkın ve ürkmüş, hayret etmiş, ne yapacağını bilemezken itidalle, sükunetle, çok akılcı bir şekilde darbenin boş bir darbe olduğunu, bunların oyun oynadığını, milletin birlik ve bütünlük içinde bunları elimine edeceğini, etkisiz hale getireceğini filmde gördüğünüz şekilde uzun uzun detaylı anlattım. Benden sonra herkes konuşmaya başladı. Benden sonra o şok kalktı. Çoğu kişi şok içindeydi. Diğer bir kısımda nasıl sonuçlanacağını, hangi gücün ağır basacağını bekliyordu diye söylemiştiniz. Tabii ya, bak Ankara Belediye Başkanı gitmiş bir gece konuya sığınmış, masanın altında bekliyor. Yani halbuki belediye başkanı çıkıp, Beyaz TV'm var, çık açık konuşma yap. Konuşmuyor. Mesela Bülent Arınç, o da masanın altında beklemiş. Numan Kurtulmuş. Bunların hepsi masanın altındaydılar. Bir de böyle büyük bir girişimde aslında çok fazla can kaybı da olabilirdi. Siz onu da vesile oldunuz, engellediniz. Tabii, Allah'ın izniyle mesela askerlere yönelik de çok esaslı bir katliam olabilirdi. Yani çok öfkeliydi çünkü insanlar. Onu da yatıştırdık, Allah'a çok şükür. Masumlarla suçluları ayırt edemeyeceklerini bildiğiniz için o şekilde açıklamıştınız.